İnsanlara dense ki 12 bin yıl önce atalarınız burada yaşamış, bir yerde yaşamış daha doğrusu. Şimdi sizi oraya götüreceğiz. O insanlar ne düşünür? Şöyle düşünürler değil mi? Efendim belki birkaç tane mızrak ucu kalıntısı vardır. Bir mağarada belki birkaç çizgiye rastlarız diye düşünürler. Ama işler öyle gelişmedi. Götürülen 12 bin yıl önce insanlığın yaşadığı kabul edilen ve götürüldüğü yer, insanın götürüldüğü yere baktığımızda yani Göbektepe'ye götürdüğünde bir bakıyorsunuz ki farklı bir şey. Ne var orada? Orada efendim eserler var. Başka ne var? Kabartmalar var. Orada bir kültür var. Orada dikili taşlar var. Orada denge üzerine oturmuş statik bilgisi var. Orada geleceğe mesaj var. Hayretle de düşürüyor. Bunun için ki Göbektepe efendim insanlığın merakını uyandırdı. Bu taşlardan biri Birleşmiş Milletler'e örneği dikildi. Yine o günden bugüne 2 milyon 250 bin kişi Göbektepe'yi görmeye geldi. Bu rakam önemli bir rakam. Neden mi? Efendim biliyorsunuz çok önemli zamanlardan geçtik. Pandemiden geçtik. Yine depremlerden geçtik. Sel baskınlarından geçtik ama insanların Göbekli Tepe'yi ziyaret etme aşkı hiçbir zaman bitmedi. Biz bundan sonra da katlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü insanlık atasının nasıl yaşadığını, ilk insanın nasıl yaşadığını, nasıl bir noktadan başladığını bilmek isteyecektir. Bunu bildiği zaman diğer tarihi süreçleri yerine oturtmak mümkün olacaktır. Urfa'nın başka bir özelliği buranın peygamberler şehri olmasıdır ki peygamberler şehrine ilişkin izler var, Bizans'a ilişkin izler var. Bunlara baktığımız zaman belki de birbirini tamamlayıcı. Yani nedir bu? İnanca ilişkin tarih burada yatıyor. Belki Göbektepe'de de inancın izleri vardır. Onu biz bilemiyoruz şu anda ama bir şey biliyoruz. Orada medeniyetin izlerinin olduğu kesin. Göbekli Tepe'miz başta Şanlıurfa'mız için Güneydoğu Mezopotamya ve Türkiye turizmi için adeta bir lokomotif görevi görüyor. Çünkü hem Şanlıurfa'mıza ve diğer illerimizi gezdiğimizde birçok insan Göbekli Tepe'yi görmeye geliyor. Ama Göbekli Tepe'yi görmeye gelirken de işte Gaziantep'e giden, Diyarbakır'a, Mardin'e, Adıyaman'a gelen var. O bakımdan Türkiye turizminin lokomotifi desek yanlış olmaz. Dünyada ve yine Türkiye'mizde insanlar gezi rotalarını çıkarırken, tatil planlarını yaparken özellikle UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde hani birçok sosyal medyada işte ölmeden önce görülmesi gereken 100 yer gibi listeler vardır. Ve o bakımdan Göbekli Tepe'miz de kesinlikle son yıllarda mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde olduğu ve birçok insan da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine bakıp buradaki yerleri gezmek, buradaki tatil planlarını yapıyorlar. O bakımdan Göbekli Tepe'miz her geçen gün yoğunluk artıyor ve insanların ilgisini çekiyor. Eskiden işte bahar sonbahar diye bir turizm ayrımımız vardı. Göbekli Tepe ile birlikte çok şükür bunu da artık böyle açtık ve artık neredeyse yılın 12 ayı insanlar Göbekli Tepe'yi, Şanlıurfa'mızı, bölgemizi ve Türkiye'mizi gezmeye geliyorlar.